Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 7 Kasım Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Güzel bir hafta geçirmenizi dileyerek gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokuldan lise kademesine kadar toplam kayıt dışı çocuk sayısının 282.811 olduğunu duyurdu. Bir gündeki habere göre Bakan Özer, zorunlu eğitim kapsamında olmasına karşın herhangi bir okula kaydı bulunmayan çocuklar için takip sistemi kurulacağını da belirtti. Yine bir günde yer alan başka bir eğitim haberine göre de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri, kız çocuklarının yaşları büyüdükçe okulu bıraktığını ortaya çıkardı. MEB'in verilerine göre Doğu illerinde ilkokulların neredeyse tamamında kız çocuklarının okullaşması %90'ı aşarken lise son sınıfta 70'in altına düşüyor. Altılı Masa 14 Kasım'da yapılacak toplantıya hazırlanırken İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ'la Altılı Masa'nın seçim bildirgesinin Kasım ayı sonunda açıklanacağını belirtti. Özdağ'la hazırlıklar arasında uyuşturucuyla mücadele eylem planı olduğunu da söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın verdiği bilgilere göre Ekim ayında toplam 24.998 göçmen ve 856 organizatör yakalandı. Bakan Yardımcısı'nın verdiği bilgiye göre bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı 531.326 olurken, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3.611.143 oldu. Singapur Gıda Otoritesi, Türkiye'den ithal edilen 3 baharatın kansere neden olabilecek renkler içerdiğinin tespit edilmesi üzerine piyasadan toplatıldığını açıkladı. Toplatılan ürünler şöyle: Arifoğlu marka öğütülmüş sumak, öğütülmüş tatlı biber ve otantik tavuk baharatı. İzmir 19. Aile Mahkemesi, eşinin TikTok isimli uygulamada çok vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren erkeğin talebini kabul ederek, velayetin geçici olarak anneden alınıp babaya verilmesine hükmetti. Kasım ayının başlarında neredeyse tüm yurtta hakim olan bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor. Yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor. İstanbul içinse sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı hatırlattı. Ökten, soğuk havanın İstanbul'a kar getirme potansiyeli olduğunu söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ekim ayı yağışları yetersizken hava sıcaklıkları da çoğu ilde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Yağışlar Türkiye genelinde normaline göre %38 azalırken, Akdeniz hariç tüm bölgelerde normalinin altında yağış kaydedildi. 60 kentte hububat ve diğer kışlık ekimler için yeterli yağış gerçekleşmedi. Hal böyle olunca birçok üretici ekimlerini erteledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububatta ve kırmızı mercimekte önemli verim düşüklükleri olduğunu söyledi. Bayraktar, olumsuz iklim koşulları karşısında üreticilerin desteklenmesi ve kuraklık sigortası desteğinin sürmesi gerektiğini vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kurağının 7-16 Kasım'da gerçekleşeceğini duyurdu. İlk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Bu arada Bakan Murat Kurum, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta son 6,5 yılda yabancılara yapılan konut satışına ilişkin bilgi aktardı. Verilere göre yabancılar Türkiye'de toplam 95.422 konut ya da iş yeri aldı. Toplam taşınmaz sayısı ise 105.496 oldu. Listenin ilk sırasında İranlılar yer alırken onları Ruslar izledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra maruz kaldığı şiddet sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolara siyasi şarkılar söyleyerek destek verdiği için gözaltına alınan sanatçı Samin Yasin çıkarıldığı mahkemece idama mahkum edildi. Duruşma, İran rejiminin korku yaymak amacıyla kullandığı yöntemlerden biri olarak İran devlet televizyonlarında canlı yayınlandı. Mahkeme 10 dakikalık yargılamadan sonra Yasin'i idama mahkum etti.
Kararın ardından gençler sokaklara çıkarak bu kararı protesto etti. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan sanatçılar da Yassin'e verilen idam cezasını kınayarak kararın geri çekilmesi için kampanya başlattı. İran'da Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protesto eylemlerine katılan 300'den fazla kişi hakkında dava açıldığı ve bazı eylemciler hakkında idam isteneceği belirtilmişti. İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve bu planların somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı dün başladı. Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan COP27'ye yaklaşık 190 ülkeden 40 binin üzerinde katılımcı, 100'den fazla devlet lideri ve politika yapıcının katılması bekleniyor. Zirve, iklim felaketleri ve rekor seviyede sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir yılın ardından yapılıyor. COP27 3 farklı konuya odaklanıyor. Emisyonları azaltmak, ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanmasına ve mücadele etmesine destek olmak, bu faaliyetler için gelişmekte olan ülkelere teknik destek ve finansman sağlamak. Amerika Birleşik Devletleri Kongre ara seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. Demokratlar 2020 başkanlık seçimlerini kıl payı kazanmış, bu nedenle Kongre'nin iki kanadı, Temsilciler Meclisi ve Senato'da da kıl payı farkla çoğunluğu ele geçirmişti. İki başkanlık seçimi arasında yapılan Kongre ara seçimleri, başkanın görev döneminin ortasına denk geldiğinden seçmenin başkan ve partiye yönelik memnuniyetinin ölçüldüğü bir referandum niteliği taşıyor. Demokratların Kongre'nin iki kanadından birini ya da ikisini de kaybetmesi durumunda Başkan Biden'ın işi çok daha zorlaşacak. Kongre'nin iki kanadında birden çoğunluğu kaybeden yönetimler kendi başlarına yasa çıkarma işlevleri sekteye uğradığından topal ördek konumuna düşüyor. ABD Başkanı Joe Biden ise ara seçimlerde cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirmesi halinde kendisi hakkında aziz süreci başlatacaklarını öne sürdü. Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'nin liderliğine ilk kez Le Pen ailesi dışında biri geçti. Cumartesi günü parti yeni liderinin 27 yaşındaki Jordan Bardella olduğunu açıkladı. Bu 50 yıllık parti tarihinde bir ilk olacak. BBC Türkçe'nin haberine göre Marine Le Pen de bundan sonra partisinin parlamento grubuna liderlik edecek. Partinin Milli Meclis'te 89 sandalyesi bulunuyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik 26-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 382 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 32.665 araç ve 998 mekan arandı. 75.000 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonlarda 2 ton uyuşturucu madde ve çok sayıda ateşli silaha el konuldu. İspanya'da ise sivil muhafızlar yaptıkları operasyonlarla 32 ton marihuana ele geçirdi. Uyuşturucunun İspanya içinde İsviçre, Hollanda, Almanya, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde satıldığı belirtildi. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin her gün 4 milyon dolardan fazla kaybettiğini ve şirket çalışanlarının yarıya yakını işine son vermekten başka seçeneğinin olmadığını söyledi. İşten çıkarılanlar ise kanuna aykırı bir prosedür uygulandığı için Musk'a dava açmaya hazırlanıyor. Bu arada Twitter'ın 8 dolara ücretli doğrulama hizmeti yürürlüğe girdi. Twitter Blue şimdilik yalnızca ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta kullanılabiliyor. Gökbilimciler 1600 ışık yılı uzaklıkta dünyaya şu ana kadar bilinen en yakın kara deliği keşfetti. Bilim insanlarına göre yeni keşfedilen kara delik Güneş'ten 10 misli daha büyük ve yeryüzüne daha önce tespit edilenden 3 misli daha yakın. Bilim insanları kara deliği ona eşlik eden yıldızı sayesinde tespit etti. Yıldızın kara deliğin etrafında Dünya'nın Güneş yörüngesiyle aynı mesafede bir yörüngede seyrettiği keşfedildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, Kısa Dalga'da her pazartesi günü yayınlanan Marjinal Fayda programında küresel ve ulusal ekonomide bir hafta boyunca olan biteni anlatıyor. Marjinal Fayda'yı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.